Excel çalışma sayfaları içerisindeki sütun ve satır kavramlarından kısaca bahsetmiştik. Yine kısaca tekrarlamak gerekirse, A, B, C gibi harflerle isimlendirilen, Z harfine ulaştıktan sonra A, 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 B, A C gibi iki harf, daha sonra da üç harf moduna geçen 48 bin küsür tane sütunumuz, 1, 2, 3, 4 gibi sayılarla isimlendirilen 1 milyon 48 bin küsür tane de satırımız bulunmaktadır. İşte bu satır ve sütunların birleşiminden hücreler meydana gelir. Her bir hücrenin kendine özel bir ismi mevcuttur. Hücreler önce bulundukları sütunun harfi ya da harfleri, sonra da bulundukları satırın numarası seslendirilerek isimlendirilirler. Örneğin şu an tıklamış olduğum hücre D sütununda ve 8. satırda olduğuna göre D8 isimli hücrede bulunmaktayım. Ki bunu sayfanın sol üst köşesinde bulunan isim kutusu bölümünden de görebiliriz her bir hücre tamamen bağımsız durumda ve ayrı bir isimle adlandırılmak zorundadır. Yine çalışma sayfalarındaki aynı isimli hücrelerde kesinlikle aynı verileri tutmamakta, bu tür durumlarda önce çalışma sayfası, sonra hücre ismi seslendirilerek hücreler birbirinden ayırt edilmektedir.